yadan Kur'an'da yalanı dinlemeyin buyurulduğu için gazete okunmamalıdır diyenlere nasıl cevap verilmeli? Yani valla garip garip insanlar var. Ee, yani Kur'an-ı Kerim yalana güvenmeyin diyor. Yalan olduğunu biliyorsan orada oturmana gerek yok. Ama sen gazete okurken yalan haberleri okuma niyetiyle mi okuyorsun? Haberlerin içinden bir kısmı da doğrudur yani. Hepsini yalan yani kaldı ki yalan bile olsa o yalanı anlayıp yani böyle iftiralar atıyorlar deyip ona karşı hazırlık yapmak da gerekebilir. Buna dayanarak e, gazete okunmaz haber seyredilmez denilemez çünkü tüm haberler yalan değildir ve bu Müslümanların dünyadan uzaklaşmasına sebep olur. Ve ondan sonra düşman tarafından kullanılan Müslümanlara dönüşürüz Bir şeyden anlamayan ne siyaset bilir ne bir şey bilir. Ne gazete okumuş hayatında ne televizyon izlemiş haberleri seyretmiş. Böyle insanlar elbette ki bunları e, İslam düşmanları ellerinde e, oyuncak gibi e, oynatırlar. Bunları her türlü tuzağa hazırlarlar ve bunlar anlayamaz çünkü siyasetten tamamen uzaktırlar. Anlayamayacaklardır. Gazete okumayan, yani Bediüzzaman mesela Hirsale-i Nur'da diyor ki eski Said iken günde sekiz gazete okuyordum, yeni Said kendin hayatını ikiye ayırıyor, yeni Said ol iken diyor sekiz seneden beri gazete okumadım da dinlemedim de varsa gören söylesin diyor. Şimdi belki o kendi açısından yani ben bu yaştan sonra bana düşen vazife ben imani meselelerde yoğunlaşayım, manevi meseleleri çözeyim. Neslime faydam olsun. Zor meseleleri çözüp kolaylaştırayım. Akli delillerle takviye edeyim. neslimiz imanının imanından emin olsun. neslimiz imanı iyi anlasın. Ben buna yoğunlaşayım. Zaten benim yani yapabileceğim bir şey kalmadı. Ortam ortam değil, benim de yaşım geçti, ee, etrafımda da kimse yok, yapabileceğim bir şey yok. En iyisi ben bundan sonra bir mesele üzerine yoğunlaşayım diye düşünmüş. O yüzden gazete okumamış olabilir. Ama e, bunun yine de kötü sonuçlarını da görmüştür yani. Mesela mesela 1935 yılında. Eskişehir Mahkemesi'ne verdiği müdafaa'nın ekinde, zeylinde diyor ki tarihçi hayatta geçer. Ben hükümetinizi hükümeti İslami olarak biliyorum diyor. 35 yılında bunu söylüyor. Yani düşünün mesela 35 yılı demek ne demek? Bütün devrimler yapılmış, hilafet kaldırılmış, laiklik getirilmiş, içkisi, kumarı, faizi, zinası her pislik getirilmiş memlekete. Ve o dönemde diyor ki ben hükümetinizi hükümet İslami olarak biliyorum. Şimdi bu kadar uzak kalırsan dünyadan tabii öyle zannedebilirsin. Halbuki öyle miydi yani hükümet hükümet İslamiye miydi? Yani en e, taassup sahibi bir nurcu bile bunu düşünmesi gerekir ve evet burada bir hata var demesi gerekir. Ve zamanı severiz. Çıksa şu kapıdan gelse kalkar elini de öperiz. O ayrı bir şey. Ama bu da yanlıştır. Bu kadar uzak kalırsan siyasetten, dünyadan haberin olmazsa işte o zaman böyle de zannedebilirsin. İşte Müslümanlar biraz da işin içinde olmalı. Mesela başka bir yerde Risale'de Adnan Menderes hakkında İslam kahramanı ifadesini kullanıyor mesela. Adnan Menderes ne namaz kılardı ne geri geldim içki içerdi. Adnan Menderes'in avukatı televizyonda canlı yayında bunu kendi anlattı. İçerdik dedi beraber yani. yani. Şimdi neymiş? Ezanı Arapçaya çevirmiş. O halde İslam kahramanı. Şimdi bu kadar e, gündemden, haberlerden uzak olursan o zaman Adnan Menderes İslam kahramanı yaparsın. 35 yılındaki hükümeti Atatürk ve İsmet İnönü dönemi o hükümeti sen tutarsın. İslam hükümeti olarak biliyorum dersin. İşte bu e, haberlerden uzak kalmanın sonucudur. Müslümanlar gündemi takip etmeli. Ben size siyasi konularda da açıklama yapıyorum. Bazı laikler rahatsız oluyorlar. Hocalar bu işlere ne karışır diyorlar. He, ben karışmayayım da sen yön ver. Sen yön ver. Benim arkadaşlarıma sen yön ver. Öyle değil mi? Yani biz İslami açıdan yorum yapmayalım. Bir Müslüman nasıl bakmalı şu olaylara? Hiçbir şey konuşmayalım. O beyefendiler yön versinler. Ben yön vermezsem kim yön verecek? İstihbarat. Ya istihbarat yön verecek ya medya yön verecek ya partiler yön verecek. Daha mı iyi olacak? yani Müslümanların bu işlerden uzak durmasını istiyorlar. Memleketi onlara bırakacağız yani. Ne ne yanlış yaparlarsa yapsınlar onları biz tenkid e, tenkit etmeyeceğiz. Böyle istiyorlar. İşte öyle olunca biz öyle olursak işte biz de öyle yanlışlar yaparız. Biz de e, ne haber dinleyen, ne gazete okuyan nasılsa bunlarda bazı yalanlar da var. Ya yalanın yalan olduğunu anlaman için de yine izlemen lazım. Ona da bakacaksın, öbürüne de bakacaksın. Hele hele bu zamanda bu kadar gazete var, internet var, her şey var. Sen incelesen doğrusunu anlarsın zaten. Doğrusunu da anlaman için gene takip etmen lazım. Bunları takip etmezsen o zaman elbette ki bir şeyden anlamayan bir insan olursun. Ve yanlış konuşmalar da yaparsın. Ve o zaman seni birileri yönlendirir.